Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün eşitlik nedir ve pozitif ayrımcılık nedir? Bu kavramlara bakacağız. Eşitlik sıklıkla hedef alınmaya değer siyasi bir amaç veya ülke olarak sunulur. Eşitliğin herhangi bir biçimini savunanlar eşitlikçiler olarak bilinir. Bu eşitliğe ulaşmak için hareket ettirici etki genellikle ahlaki bir etkidir. Bu Tanrı'nın gözünde hepimizin eşit olduğuna inanan Hristiyan ahlakı ya da tüm insanlara eşit saygı gösterilmesinin rasyonelliğini savunan Kantçı inanç ya da herkese eşit davranmanın mutluluğu en üst seviyeye çıkarmanın yegane yolu olduğunu söyleyen bir faydacı inanç olabilir. Eşitlikçiler, hükümetlerin ahlaki eşitlikten yola çıkarak hükmettikleri insanların yaşamlarında bir tür eşitlik sağlamaya doğru bir çaba göstermeleri gerektiğine inanırlar. Fakat eşitliği nasıl anlamalıyız? Kuşkusuz insanların her bakımdan eşit olmaları mümkün değildir. Bireyler zeka, güzellik, atletik beceri, boy, saç rengi, doğum yeri, giyinme zevki gibi birçok yönden farklılık gösterir. İnsanların her bakımdan mutlak eşit olmaları gerektiğini söylemek fazlasıyla saçmadır. Tamamıyla aynı olmanın neredeyse hiçbir cezbedici yanı da yoktur. Eşitlikçiler klonlardan oluşan bir dünyayı öneriyor olamazlar. Bununla birlikte her ne kadar eşitliğin ayrılık anlamındaki açıkça saçma olan yorumunu bir kenara bırakırsak da bazı eşitlikçilik karşıtları onları tam da böylesi resmetmekte ısrarcıdırlar. Bu, rahatlıkla devrilebilecek kolay bir hedef yaratmanın, eşdeğişle bir korkuluk dikmenin iyi bir örneğidir. Onlar insanların farklılaştığı önemli yönlere işaret ederek ya da insanların ayrılığa çok yaklaşmayı başarabilmeleri halinde yine bu durumdan önceki duruma hızlıca döneceklerini söyleyerek eşitlikçiliği çürüttüklerini zannederler. Gel gelelim böylesi bir saldırı ancak eşitlikçi kuramın bir karikatürüne kadar karşı başarılı olur ve eşitlikçiliğin birçok türünü hasar görmeden bırakır. O halde eşitlik her bakımdan değil, belirli bakımlardan eşit olmak anlamına gelir. Dolayısıyla birisi kendini eşitlikçi olarak addediyorsa, bu durumda neyi kastettiğini anlamak oldukça önemlidir. Bir başka deyişle, siyaset bağlamında kullanılan eşitlik daha eşit paylaşılması gerekenin ne olduğu ve onun kimler tarafından paylaşılacağının açıklaması yapılmadığı müddetçe neredeyse anlamsızdır. Eşitlikçilerin daha çok ilgilenmeleri gereken şeyler paranın, istihdam imkanının ve siyasi gücün eşitçe ya da daha eşitçe dağıtılması olmalıdır. İnsanların zevkleri önemli ölçüde farklılık gösterse de tüm bu şeyler uğruna yaşanılası ve tadı çıkarılabilir bir hayata önemli ölçüde katkıda bulunulabilir. Bütün bu iyi şeylerin eşitçe dağıtılması, bütün insanlara duyulması gereken saygıda eşitliği sağlamanın bir yoludur. Pozitif ayrımcılık meselesine bakacak olursak, pozitif ayrımcılık, imkanları önceden sınırlanmış topluluklardaki insanların etkin olarak işe alınması anlamına gelir. Diğer bir deyişle pozitif ayrımcılar bilerek ve isteyerek işe başvuranlara eşit bir şekilde davranmaz. Eş deyişle kendilerine sıklıkla ayrımcılık uygulanan toplulukların insanlarından yana taraf olurlar. İnsanlara bu minvalde eşitsizce davranmanın amacı toplumu daha eşit bir toplum olma sürecini hızlandırmaktır. Bu da yalnızca pozitif belirli mesleklerdeki dengesizliklerin giderilmesiyle fakat aynı zamanda geleneksel anlamda daha az imtiyaza sahip grupların gençler tarafından örnek alınacak rol modeli olmaları sağlanarak mümkün olabilir. Buna göre örneğin İngiltere'de lisansını tamamlamış birçok kadının var olduğu olgusuna rağmen üniversitelerde erkek akademisyen sayısı kadınlarınkinden fazladır. Pozitif ayrımcılığı savunan birisi bu durumun kendiliğinden değişmesini beklemek yerine olumlu ve etkin bir biçimde hareket ederek üniversite öğretim üyeliği için kadın adayların lehine ayrımcılık yapmamız gerektiğini savunur. Bu aynı pozisyona başvuran ve de neredeyse eşit kabiliyete sahip bir erkek ile bir kadın aday arasından kadın adayı seçmemiz gerektiği anlamına gelir. Fakat pozitif ayrımcılığın savunucularının birçoğu daha da ileri giderek kadın adayın erkek adaya göre işin gereklerini yerine getirmek konusunda daha yetersiz olması durumunda dahi kadın adayı erkek olana yeğlememiz gerektiğini söyler. Pozitif ayrımcılık geleneksel olarak ayrımcılığa uğramış topluluğun üyelerinin yüzdesi, bu grubun nüfus içindeki yüzdelerine az çok karşılık gelinceye kadar sürdürülecek geçici bir yöntemdir. Bu bazı ülkelerde yasa dışı iken
Diğerlerinde yasanın gerektirdiğidir. Evet sevgili seyircilerim, bugünkü videomuzu da noktaladık. Pozitif ayrımcılık ve eşitlik kavramlarına bir göz gezdirdik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu videomun hazırlanmasında felsefe.gen.tr ile Nigel Warburton'un Felsefeye Giriş adlı kitabını kaynak olarak gösteriyorum. Bir sonraki videomda karşılaşıncaya dek mutlu kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.